Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza ve sayfamıza hoş geldiniz. Ehliyet sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğum tüm konu ve soruları dikkatli bir şekilde çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Birinci sorumuz geldi. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması yasak mıdır arkadaşlar? Yasak değildir. Bakın, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması doğrudur. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması nedir? Tabii ki yasak. Yüklerin bağlanması da nedir? Doğrudur. Burada cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi hangisidir? Diferansiyele yağ karışımı göndermek, silindire yağ karışımı göndermek, diferansiyele benzin hava karışımı göndermek, silindire benzin hava karışımı göndermek. Tabi bakın, burada dikkat edin. Benzin ile çalışan bir araçta. Benzinli araçlarda bildiğiniz gibi arkadaşlar, benzin ve hava karışımı birlikte gönderilir. Silindire benzin hava karışımı gönderilir. Benzinli araçlarda buji ateşleme yapar. Burada denizli seçeneği değil mi? Bakın, şuradaki denizli seçeneği doğru cevaptır. Üçüncü sorumuza bakalım. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi gibi bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? A. Kavrama, B. Karoseri, C. Manifold, D. Süspansiyon. Tabii ki karoseri denir. Cevap Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Y yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte, B. Gidiş yönüne göre sağ bankette, C. Gidiş yönüne göre sol bankette, D. Taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Yaya yolu bulunmayan karayollarında tabii ki gidiş yönüne göre sol banketten yürünmesi zorunludur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? Az önce de bujiden bahsettik bakın. Buji ne iş yapar? Ateşleme yapar. Akü şarj eder. Karışımı ateşler. Yüksek akım üretir. Aküye akım gönderir. Tabii ki karışımı ateşler değil mi arkadaşlar? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım 6'ya. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Bol suyla yıkamak, yara merhemi sürmek, kuru sargı ile beziyle kapatmak, oksijenli su ile yıkayıp sarmak. Tabii ki bol suyla yıkamaktır. Cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 7 bakalım. 7 sorumuz trafik levhalarından gelmiş. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kasisli yola girildiğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motorlu taşıtların giremeyeceğini. Şimdi arkadaşlar bakın, bu bir kasis. Yolda gidiyorsunuz, kasisi gördünüz. Tehlike uyarı işareti. Hızınızı azaltmanız ve takip mesafenizi artırmanız gerektiğini bize işaret bildiriyor. Cevap Adana seçeneğidir. 8. soru. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır. Önemsenmez yola devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Tabii ki bakın, sürekli seyir halindeyken sürekli yakıt kokusu. Yakıt kokusu alınıyorsa aracı trafik kurallarına uygun bir şekilde durduruyoruz ve kontağımızı kapatıyoruz. Cevabımız tabii ki denizli seçeneğidir. Evet, 9. sorumuz kavşaklardan gelmiş. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü nasıl olmalıdır?
Şimdi geçiş üstüne sahip araçları vermişler. Bakın arkadaşlar, ambulans 3 numarada, 1 numarada itfaiye, 4 numarada polis ve 2 numarada iş makinesi araçları var. Burada geçiş üstüne sahip araçları sıralaması bildiğiniz gibi öncelikle ilk önce verilenlere göre ambulans değil mi? Bakın birinci sırada geçer. Sonra itfaiye geçer. Sonra polis geçer. Ya bunların hiçbir şekilde önlerindeki ana yol, tali yol vesaire bunlara bakmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle geçiş üstüne sahip araçların sıralaması çok önemlidir. Sıralama 3-1-4 oluyor ve en son burada verilen iş makinesidir. 3-1-4-2 hangi seçenekte? Bakın Bursa seçeneğindedir. Doğru cevap. Hemen geçelim 10. sorumuza bakalım. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Yeterince aydınlatılmamış tünele giren araç. Ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bir kere uzağa gösteren, değil mi? Uzağa gösteren ışığı yakması gerekiyor. Bakın 100 metre ileri aydınlatacak şekilde mavi göstergede mavi yanar. Uzağa gösteren farı ne yapıyoruz? Yakıyoruz burada. Evet. Uzağa gösteren farlar yakılır. Hemen 11'e bakalım. 11. sorumuz şöyle. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda aracınızı otoparka çektiniz, hiç kullanmıyorsunuz. Uzun süre araç orada duruyor. Akü şarjı azalır mı? Fren balataları azalır mı? Motor yağı özelliğini kaybeder mi? Bunlar da hangileri olur diye sormuşlar. Tabii ki arkadaşlar bakın, akü şarjını kaybeder. Motor yağı özelliğini kaybeder. Fren balatalarının azalması söz konusu değildir. Tabii ki burada 2'nin olduğu seçenekte direkt eleyin arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Çok önemli sorulardan birisiydi bu soru. Şöyle yapalım. Geçelim hemen 12'ye. Şok pozisyonda hastanın ayaklarının yukarı kaldırılmasının amacı nedir? Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığı düşürmek, beyne yeterince kan gitmesini sağlamak, solunumun düzenli olmasını sağlamak. Şok pozisyonu değil mi? Şok pozisyonunun verilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Beyne yeterince değil mi? Yeterince kan gitmesini ne yapmak? Sağlamaktır. Evet. Esas amaç budur. Yani ayaklar biliyorsunuz ki bacaklar 30 santim nedir? Yukarı kaldırıyor şok pozisyonunda. Evet, burada cevap Ceyhan seçeneğidir. 13. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, sigorta panelindeki ilgili sigorta, yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında bakılacak kısım tabii ki sigorta panelindeki ilgili sigortadır, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. soruya bakalım. Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? Şimdi yakıt tasarrufu hangi durumlarda sağlanır? Ona bir bakalım, değil mi arkadaşlar? Bakın 1. Araç üstü tavan bagajı kullanılması. Araç üstü tavan bagajı kullanılması kesinlikle yakıtı artırır arkadaşlar. Tasarruf sağlamaz bak. Şimdi bakın 1 ele, B'yi ele, D'yi ele. Cevap direkt Ceyhan çıktı bakın. Tam gaz ve ani hızlanmalardan kaçınmak tabii ki yakıt tasarrufunu sağlar. Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması aynen 2 ile 3. 2 ile 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. 15 bakalım. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü
kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırma, park etmekten kaçınır. Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz, bencil. Tabii ki burada bakın 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu var. Bak. Empati düşük, sorumsuz, bencil. Bunlar arkadaşlar olumsuz, 1 tane olumlu var. Şurada empati düzeyi yüksek olan cevap Adana seçeneğidir. 16. soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? Şimdi şöyle şekillere bakalım. Bakın burası iki yönlü bir karayolu. Yanlış şeride girmiş bir numara. Ne yapıyoruz? Tabii ki doğru yere geçiyor. Hemen şöyle bakalım. Evet, bir numara sinyalini vermiş. Geçebilir tabii ki. Yine bir numara geçebilir. Bakın şurada dikkat edin. Deniz seçeneğinde yaya geçidinde karşılıklı iki yönlü bir karayolunda araç sollamaya çalışıyor. Arkadaşlar kesinlikle bakın burada araç sollama yapılmaz. Yayanın ilk geçiş hakkı vardır. Bakın şuradaki yayanın ilk geçiş hakkı vardır. Buradaki araç kesinlikle yanlış bir yolda yanlış bir işlem yapıyor. Kazaya sebep olacak şekilde. Arkadaşlar burada tabi denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 17. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? Göz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak. Tabii ki burada da göz kamaşmasını önlemektir. Kararmalı dikiz aynalarının avantajı cevap Adana seçeneğidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması. Tabii ki burada arkadaşlar radyatörde bir sıkıntı varsa, su sızdırıyorsa soğutma suyu nedir? Azalmasına sebep olur ve araç ilerleyen durumlarda da hararet yapar. Evet burada bakın Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet hemen geçelim. 17. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istemeyen seslere ne ad verilir? Sesli ilan, duyuru, gürültü, konuşma. Tabii ki gürültü denir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 20. soru şöyle. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? A. Öğrenci indirilip bindirilirken. B. Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda. C. Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman. D. Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Tabi bak, burada okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? Öğrenci indirilip bindirilirken değil mi? Öğrenci indirilip bindirilirken kesinlikle aracın hareket etmesini beklemeliyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cevap Adana seçeneğidir. Bakalım. Hemen geçtik. 21. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? Antifriz, fren hidroliği, motor yağı, akü elektroliti. Burada bakın. Normali çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda. Bakın özelliğini kaybettiği zaman motor yağı aşırı ısınarak zarar görür değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 22'ye bakalım. 22. soru tabloyla ilgili bir şey gelmiş. Bakın kandaki alkol miktarı 0,50, 1 ve 2. Kaza riski de o oranda artmış. Bakın 0,50 iken 2, 1 iken 10, 2 iken 25'e çıkmış. Kaza riski o oranda artmış. Tabloya göre hangisi kesinlikle söylenir?
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği, alkol tüketiminin ülkemizde çok yaygın olduğu, kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttı. Az miktarda alınan alkolün sürücüsünün refleksini güçlendirdi. Tabii kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı söz konusudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? A. Yakıt tüketiminin azaltılması. B. Araç için nem oranının ayarlanması. C. Hava sirkülasyonunun sağlanması. D. Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması. Klimanın kullanım amaçlarından değildir diyor bakın. Yakıt tüketiminin azaltılması klimayla alakalı değil, değil mi? Tabii klima açık olduğu zaman arkadaşlar klimanın esas amacı ne? İşte araç için nem oranının ayarlanması, hava sirkülasyonunun sağlanması, sıcaklığın istenilen değere ayarlanması değil mi? Fakat yakıt tüketiminin azaltılması değil. Tam tersi yakıt klimayı açtıkça yakıtınız daha da fazla artar. Cevap Adana seçeneğidir. 24'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? A. Soğutma sistemi, B. Ateşleme sistemi, C. Aydınlatma sistemi, D. Göstergeler sistemi. Evet. Burada da tabii ki soğutma sistemidir. Cevap Adana seçeneğidir. 25. soru. Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Bakın, bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir. Cevap Denizli seçeneğidir. 26 yine bir tablo gelmiş bakın arkadaşlar. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları verilmiş. 2013 ve 14'te bakın sürücüde 88 89, yayada 8 9, yolcuda 03 043 48, araçta da 092 062. Bakın. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Yayalar yolcu ve araçlarda sıfırlardan bahsediyor bakın. Bakın yayalarda 8-9 ama sürücü de 88-89'dan bahsediyor. Dikkat edin. Burada trafik kazalarına en fazla neden olan hangisidir? Tabii ki direkt sürücü değil mi arkadaşlar? Cevap Adana seçeneğidir. 27 4 zamanlı bir dizel motorun emme zamanında silindirlere hangisi emilir? Hava, benzin, motorin karışım. 4 zamanlı dizel motorda emme zamanında tabii ki arkadaşlar dizel motorlarda sadece hava alınıyor değil mi? Sadece hava silindirlere cevap Adana seçeneğidir. Bilginiz olsun. Hemen geçelim. Deniz 28'e. 28. soru. Şöyle bakalım. 28. soru. Evet.2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük kayıp, ekonomik kayıplar meydana gelir. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar tabii ki trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Ekonomik kayıptan bahsetmiş bakın. 24 milyar değil mi? Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar. Yani neredeyse yarısı kadar yani. Cevap
Denizli seçeneğidir. 29'a bakalım. Trafik kazaları ile ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? Olumsuz yönde. Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı olumsuz yönde etkiler mi arkadaşlar? Tabii ki. İş gücü kaybının yanı sıra yaraların tedavi süreçleri ve maliyeti olumsuz yönde etkiler mi? Ülke ekonomisini, kasko sigortasının önemini, bireylerde trafik bilincinin oluşmasını, taşıt güvenlik donanımlarının gelişimi. Tabii ki burada ülke ekonomisini ne yapar arkadaşlar? Tabii ki etkiler. Evet. Olumsuz yönde. Cevap Adana seçeneğidir. 30. Şuradaki Adana seçeneği işaretleyelim. 30. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerden hangisinden anlaşılır? Yağ karterinden, yağ filtresinden, yağ çubuğundan, yağ göstergesinden. Tabii ki yağ göstergesinden anlaşılır. Cevap Denizli seçeneğidir. 31. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması. B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Şimdi bireye yapılan hak ihlali burada verilenlere bakarsak arkadaşlar bakın. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi bireye yapılan hak ihlallerindendir. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 32'ye bakalım. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi burası bir kavşak sorusu. Bakın yine aynı şekilde. Polis var. Geçiş üstüne sahip araç 2. İtfaiye var. Geçiş üstüne sahip 1. Bakın otobüs var. Dönüş yapıyor. Ana yolda bak. Ana yolda. Tali yolda 4 numara var. Arkadaşlar. Burada tali yol. Burada ana yol. Evet. Şimdi şu da 3 numara. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde biz her şeyden önce yapmamız gereken nedir? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarımızı sıralıyoruz. Önce bakın itfaiye. Biri geçirdik. Sonra polis. Daha sonra ana yoldaki bakın otobüs mü yoksa tali yoldaki 4 numara mı? Tabii ki ana yoldaki 3 numara otobüs geçer. En son 4 numara otomobil geçer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 hangi seçenektedir? Adana seçeneğindedir. Doğru cevap. Hemen geçelim bakalım 33. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki bazı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası hangisidir? Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi. Bakın. Yağ pompasının pompaladığı yağ süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi nedir? Yakıt filtresidir, değil mi? Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Yağ filtresi mi, yakıt filtresi? Tabii ki yağ filtresi arkadaşlar. Yağ filtresi. Evet. Bakın şuradaki yağ filtresi. Bu soruya genelde yakıt filtresi diyenler çok fazla çıktı arkadaşlar. Onun için buraya dikkat edin. Ben sizi şaşırtmak istedim. Tabii ki yağ filtresidir. Evet. Yağ filtresidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 34. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometre? Bakın yerleşim yeri dışında bölünmüş yollarda otomobilin hızını sormuş. Arkadaşlar otomobillerin hızları yerleşim yeri içerisinde bakın 50'dir. Yerleşim yeri dışında 90'dır. Bölünmüş karayolunda bize bunu sormuş 110'dur. Cevabımız direkt Bursa seçeneği çıktı bakın.
Otobanda ise bakın otobanda otomobillerin hızı 130'dur. Yap, işlet, devret otobanlarında ise otomobillerin hızı 140'tır. Cevap tabii ki burada bize verilenlere göre arkadaşlar 110'dur. 35 aracına LPG sistemi taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? 30, 40, 50, 60. Evet, 30 gün içerisinde bildirmesi söz konusudur. Adana seçeneği doğrudur. 36 şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Geçme yasağı sonunu, öndeki taşı geçmenin yasak olduğunu, bütün yasaklama kısıtlamaların sona erdiğini, yük taşıtlarının öndeki taşıtlar geçmesinin yasak olduğunu. Burada yük taşıtı yok arkadaşlar. Bakın otomobil var. Tabii ki öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 37'ye bakalım. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? Su pompası, şanzıman dişlileri, alternatör diyotları, diferansiyel dişleri tabii ki alternatör diyotlarıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 38. soru aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir? A. Gaz pedalına basılması ve aracın kriko ile kaldırılması, C. Debriyaj pedalına basılması, D. Akü kutup başının çıkartılması. Bu soru sizin için çok çok kolay. Bakın arkadaşlar, araç lastiği değişti. Araçların lastiklerinin diş derinlikleri 1,6 milim olmalıdır. Tabii ki arkadaşlar burada aracın kriko ile kaldırılması nedir? Araç lastiği değişken yapılması gereken işlemlerdendir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 39. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıdaki verilenlerden hangileri uygulanır? Bakalım yukarıdaki verilenlere. İdari para cezası verilir. Karayolunda araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz karayollarında araç sürülmesine kesinlikle izin verilmez. Yani 2'nin olduğu seçenekleri ele. İdari para cezası verilir. 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Evet doğrudur. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 40. soru aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Sol şeritte, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde duraklara 5 metre mesafede. Tabii ki burada da dikkat edersek arkadaşlar yukarıdaki duraklama yapılması yasak değildir. 30 metre değil mi? Duraklara 30 metre mesafede duraklama yapılması nedir? Yasak değildir. Cevap Denizli seçeneğidir. Sol şeritte, dönemeçlerde, yaya okul geçitlerinde nedir? Kesinlikle yasaktır. 41 bakalım aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazedede için alması gereken önlemlerden birisi değildir. Kırıklara yerinde müdahale etmesi önlemdir. Kazidenin korku ve endişelerini gidermesi, kazideyi hareket ettirmeden müdahale yapması, kendisinden önce kazidenin emniyetini sağlaması. Tabii bakın bu yanlış. Önce kendi can güvenliğini alması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Kaza yerine gittiğiniz zaman mutlaka koruma altına almanız gerekiyor. Cevap Denizli seçeneğidir. 42'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? Eklem çevresindeki şişmedir. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Tabii ki eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Burkulma. Cevap Denizli seçeneği. 43. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli.
ilk geçiş hakkını yayaların olduğu için beklemeli. C. Sağdan gelen araçların geçmesini bekleme, durmadan dikkatli geçmeli. Şimdi tabii ki şurada neye dikkat edeceğiz? Bakın, ışıklı trafik cihazlarında yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Yeşil ışık yanıyorsa bak, ya kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı dur, bak, kırmızı dur, sarı hazırlan, değil mi? Hazırlan. Neye? Geçmeye ya da durmaya bak. Yeşil de geç. Demek ki bize yeşil diyor. Bakın şuradaki yeşil ışık. O zaman durmadan dikkatli bir şekilde ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 44. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Öfke, inatlaşma, sabır, aşırı tepki. Tabii ki sabırsız bir insan. Bakın bir saniye bile bekleyemiyor arkadaşlar. Dikkat edin bir saniye bile bekleyememesi o kişinin ne kadar sabırsız olduğunu bize gösteriyor. Ceyhan seçeneğidir. 45'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Burkulma belirtilerinden biri değildir. Şişlik, kızarma, işlev kaybı. Bunlar burkulma belirtisidir. Hareket ile azalan ağrı. Hareket ile ağrı artar arkadaşlar. Azalmaz değil mi? Cevap C. Denizli seçeneğidir. 46 karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yasaktır? İki şeridi birden kullanması nedir? Yasaktır diye sorular okumana hiç gerek yok. İsterseniz okuyalım. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek yasak değil. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmekten kaçınması yasak değil. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişlerini beklemesi tabii ki yasak değil. Burada arkadaşlar tabii ki B, C, D nedir? Yasak değildir ama A yasaktır. 47. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A doğal olaylardan olma, B genellikle çevreyi etkileme, C önceden tahmin edebilme, D önlemlere bağlı olarak azalabilme. Kazalara ait bir özelliktir diyor. Bakın özelliktir. Tabii ki dikkat ederseniz arkadaşlar burada önlemlere bağlı olarak azalabilme. Ne kadar önlemleri fazladan alırsak yollarda özellikle şehir arası kara yollarında kazalar o oranda daha da azalır. Özellikle bayramlarda bu daha çok önemli. Ya da uzun tatillerde mutlaka önlem almakta fayda var. Denizli seçeneğidir. Ve 48. sorumuza bakıyoruz. 48. soru şöyle. Şekildeki kavşakta bir numaralı araç sağ. Bakalım. Bir. Şuradaki bir numaralı sağ. Ne yapacak? Dar. Dar dönecek. Evet. İki numaralı sola dönüş yapmak istemektedir. Evet, bu da sola dönüş yapıyor. Bakın şöyle. Sola geniş kavisle dönülür biliyorsunuz. Evet. Bize ne soruyor bakalım. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Her iki araç da dar bir kavisle dönmelidir. Yanlış, değil mi? Bir dar, iki geniş. İki, bir numara araç geniş, bir numara araç geniş değil arkadaşlar. Dar dönüyordu. Burası da yanlış. Bakın bir de yanlış, iki de yanlış. Bakalım bize doğruyu sormuş. Üçe bakalım. Bir numara araç dar. Evet. İki numara araç geniş kaviste dönmelidir. Tabii ki doğrudur. Üç doğrudur arkadaşlar. Cevabımız bakalım. Üçün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. 49. Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla Karayolları Trafik Kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmesine ilişkin esas ve kuralları için kuralları verilen araçlardandır? Tabii kamu hizmeti taşıtı, okul taşıtı, itfaiye çekici. Arkadaşlar itfaiye, ambulans, değil mi? Organ nakil aracıyla bunlar polis, jandarma, güvenlik güçleri araçları, koruma araçları bunlar geçiş üssüne sahip araçlar arasındadır. Son soruya bakalım. Evet. Araç motorunun çalışması için ilk hareket veren sistem hangisidir? Marş sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi. Tabii ki marş sistemidir.